Daha önceleri de Nuh'un halkını helak etmiştik. Çünkü onlar da din yolundan çıkmış kimselerdi.
Göğü biz çok sağlam bir şekilde bina ettik. Onu genişleten biziz. Çünkü biz geniş kudret ve hakimiyet sahibiyiz. Yeryüzünü de biz döşedik. Bakınız, biz ne de güzel döşedik. Her şeyi de çift yarattık. Düşünüp ders alasınız. O halde Allah'a kaçın. Çabuk Allah'ın himayesine koşun. Zira ben onun tarafından sizi uyarmak için gönderilen aşikar bir elçiyim. Sakın Allah'ın yanı sıra başka mabut icat etmeyin. İşte ben onun tarafından sizi uyarmak için gönderilen aydınlatıcı bir elçiyim. İşte böyle. Senin hemşehrilerinden önceki ümmetlere ne zaman bir elçi geldiyse mutlaka ona muhatapları büyücü veya deli dediler. Birbirlerine tavsiye mi ettiler? Aralarında anlaştılar mı ki hep aynı şeyi söylediler? Hayır. Böyle bir tavsiye yok ama onlar azınlıkta müşterekler. İşte ondan böyle söylerler. Sen de onlardan yüz çevir, yeterince onlara hakkı anlatmaya çalıştığından artık bundan ötürü seni kimse ayıplayamaz. Bununla beraber yine de hatırlatıp öğüt ver. Zira gerçeği hatırlatıp nasihatta bulunma, inananlara ve inanacaklara fayda verir. Ben cinleri ve insanları sırf beni tanıyıp yalnız bana ibadet etsinler diye yarattım. Onlardan nafaka istemiyorum. Beni yedirip beslemelerini de istemiyorum. Asıl bütün mahlukların rızıklarını veren, kamil kuvvet ve tam iktidar sahibi olan Allah Teala'dır. Muhakkak ki şimdiki zalimlerin de daha önceki meslektaşlarının payı gibi bir azap payı vardır. Acele etmelerine hiç gerek yok. Nasılsa ona kavuşacaklar. Ama tehdit olundukları o günde gelince çekeceklerinden dolayı vay o kâfirlerin haline. Hakkın Habibinin sevgili dostu, Hakkın Habibinin sevgili dostu, Yemen illerinde Veysel Karani, Yemen illerinde Veysel Karani, söylemez yalanı, yemez haramı, söylemez yalanı, yemez haramı, Yemen illerinde Veysel Karani, Yemen illerinde Veysel Karani. Seherde kalkup ben yola giderdi, seherde kalkup ben yola giderdi, Hakk'ın bin bir ismin zikir ederdi, Hakk'ın bin bir ismin zikir ederdi. Allah Allah deme güderdi, Allah Allah deme güderdi, Yemen illerinde Veysel Karani, Yemen illerinde Veysel Karani. Anasından destur aldı durmadı, anasından destur aldı durmadı, Kabe yollarını geçti boyladı, Kabe
yollarını geçti boyladı. Eve geldi Muhammed'i bulmadı. Eve geldi Muhammed'i bulmadı. Yemen illerinde Veysel Karani, Yemen illerinde Veysel Karani. Efendim hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar bizi izleyen tüm sevgili izleyenlerimize. Efendim Afyonkarahisar İl Müftülüğü ve Kanal 3 ailesiyle ortaklaşa hazırladığımız İftar Saat isimli programda yeniden sizlerle beraberiz. Efendim bugün yine çok değerli bir konuğu ağırlayacağız. Konuğumuz Sinanpaşa İlçe Müftümüz Sayın Murat Kaya Hocam bu programda bizlerle beraber olacak. Sayın Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız, iyisiniz inşallah Sayın Hocam. Çok şükür sizler de iyisiniz. Allah inşallah razı olsun, hamdolsun kıymetli hocam. Evet, bugün iyiliğe teşvik ve kötülükten sakındırmak mevzunu konuşacağız Sayın Hocam'la. Sayın Hocam, iyiliğe teşvik, kötülükten sakındırmak faaliyetinin dini literatürde karşılığı hangi tabirle ifade edilir? İnşallah girizgah sorusu olarak bu soruyla başlayalım. Evet, Sayın Hocam, iyiliği teşvik etmek, kötülükten sakındırmak dini literatürümüzde dini, ahlaki, hukuki bir terim olarak emri bil maruf, nehi anil münker diye ifade edilir. Evet. Kur'an-ı Kerim'de 9 yerde Rabbimiz Teala bu ifadeyi kullanmakta. İyiliği emretmemizi, kötülükten nehyetmemizi bizlere emretmekte, tavsiye etmektedir. Tabi burada özellikle hani literatür çerçevesinde gidecek olursak maruf ve münker ifadelerini açıklamakta fayda var özellikle. Evet. İyiliği teşvik yani literatür ifadesiyle maruf, kötülükten sakındırmak yani münkerden sakındırmak. Maruf, Rağıp el-İsfahani Müfredat isimli eserinde marufu şöyle açıklıyor. Dinimizin ve aklın güzel gördüğü şeyler maruf olarak adlandırılır. Eyvallah. Rabbimiz Teala'nın güzel gördüğü ve tabii aklın güzel gördüğü derken de şunu ifade etmekte fayda var. İmanla münevver olmuş bir aklın güzel gördüğü şeyler. Bu çok önemli. Çünkü bazı şeyler vardır ki Rabbimizin hiç hoşuna gitmeyecek şeylerdir. Ama aklen bir şekilde birileri bunu makul görebilir. Akıllıca görebilir. Dolayısıyla öyle bir akıl ki bunu güzel görecek, iman nuruyla münevver olmuş, aydınlanmış bir akılın güzel gördüğü, hoş gördüğü, dinimizin tasvip ettiği şeylere maruf denir. Münker de bunun tam zıttı anlamında Rabbimiz Teala'nın yani dinimizin ve aklın hoş görmediği, güzel görmediği şeylere de münker denir. Rabbimiz Teala ölümü ve hayatı yarattı, bizleri dünyaya gönderdi. لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Mülk suresinde ifade edildiği üzere hangimizin daha güzel ameller yapacağını görmek üzere, imtihan etmek üzere dünyaya gönderdi. Dolayısıyla burada Rabbimiz Teala bu dünyayı yaratmış, kainatı yaratmış, bizleri yoktan var etmiş. Bizlerin hem dünya hem ahirette nasıl huzurlu olacağımızı en iyi bilen O'dur. Ve bu hakikatleri öğrettiği kişi de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Dolayısıyla Sayın Hocam, şu kainatta dünyada huzurlu bir şekilde yaşamak istiyor isek eğer, Rabbimizin maruf diye bize beyan ettiği güzel şeyleri yapmalıyız ve birbirimize teşvik etmeliyiz birbirimizi. Aynı şekilde münker diye hoş görülmeyen, dinimizin hoş görmediği şeylerden de sakınırsak, dünyamız
daha huzurlu olacaktır. Ahiretimiz inşallah zaten cennet olacaktır. Öyle ki mesela işte biraz önce buraya gelirken Sinan Paşa'dan birkaç tane trafik ışığı geçtik geldik. O trafik ışıkları da aslında bize efendim güzel olan şeyi, doğru olan şeyi hatırlatma babında değil mi? Evet. Efendim kırmızı ışık yandığında durursanız karşı taraftakilere yol hakkı vermiş olursunuz. Kargaşadan sakınmış olursunuz. O mesajı veriyor bize. Yeşil ışık yandığında geçerseniz sağ selamet karşı tarafa geçebilirsiniz diye beşeri açıdan bile baktığımızda bir düzen intizam olması için dünyada dolayısıyla beşeriyette bile bu tür efendim bir takım yasaların, mevzuatın olduğunu görüyoruz. İşte Rabbimiz hala bu kainatı yaratmış, marufu yapmamızı ve birbirimize de tavsiye etmemizi. Bu çok önemli. Evet. Çünkü Rabbimiz hala öyle buyuruyor. Fezekkir fe inne zikraten faul müminin. Yapacağız ve hatırlatacağız birbirimize. Böyle bir görevimiz var. Hatırlat ey Habibim, hatırlatma müminlere fayda verir, tüm insanlığa fayda verir aynı zamanda. Dolayısıyla marufu emretmek, münkerden sakınmak müminin en önemli vasıflarından birisidir. Dünyamızın hem ahiretimizin daha huzurlu olabilmesi için, daha güzel olabilmesi için böyle bir vecibemiz üzerimizde var. Hatta ben zaman zaman hocalarımızla bir araya geldiğimizde toplantılarda, bakın arkadaşlar diyorum, bazen çok iyi bildiğimiz konuları vatandaşımız da cemaatimiz de çok iyi biliyordur diye hatırlatmaktan imtina ediyoruz. Halbuki şu pandemi sürecinde minarelerimizden, belediyelerimizin anons sisteminden günde belki 3-4 defa efendim mesafeye dikkat edilmesi, maske takılması hususunda insanlar çok iyi bildiği halde daha belki birkaç saat evvel hatırlatıldığı halde tekrar tekrar hatırlatmada bulunduk. Niye? Evet. Hatırlatma, marufu güzeli, sağlıklı olanı, daha iyi olanı hatırlatmada fayda var çünkü. Zaten Rabbimiz hala biraz önce ayet-i kerimeyi okuduk. Bunu bizlere beyan ediyor. Çünkü insan, Sayın Hocam, insan nesiye kökünden, nisyan yani unutma anlamına gelen kelime kökünden türediği söylenir insan kelimesinin. Dolayısıyla unutmakla maruf, malul. Evet, evet. Dolayısıyla hatırlatmamız gerekiyor birbirimize Allah için. Tabii ki bu hatırlatmaları yaparken de usulü var, yöntemleri var. Efendim bunu Rabbimizin de bizlere beyan ettiği üzere, hikmet üzere en güzel şekilde bu tavsiyede bulunmamız gerekir. Tabii sohbetimizin ilerleyen kısımlarında inşallah tabii ki buna da temas edeceğiz inşallah. Eyvallah kıymetli hocam. Dini bir vecibi olan emri bil maruf nehy anil münkerin hükmü nedir kıymetli hocam? Şimdi bu hususta hocam dedik ya marufu hatırlatma, münkerden nehyetme. Yani iyi güzel olan şeyleri birbirimize hatırlatmak, yasak olan, kötü olan, hoş olmayan şeylerden de birbirimizi sakındırmak. Burada ikisini ayrı ulemamız ele almış. Maruf yani güzel olan şeyleri hatırlatma, hatırlatılacak şeyin hükmüne göre değişir diyor ulemamız. Eğer hatırlatılacak şey farzsa, o iyiliği hatırlatmak, o güzelliği, güzel hasleti hatırlatmak farzdır. Eyvallah. Vacipse vaciptir, müstahapsa müstahaptır. Şimdi mübarek Ramazan ayında Rabbimiz Teala buyuruyor ki kütübe aleyküm sıyam kema kütübe alledine min gablikum. Sizden önceki ümmetlere oruç farz kılındığı gibi sizlere de farz kılındı. Dolayısıyla burada çoluğumuza çocuğumuza efendim bizim sözümüzün geçtiği, nazımızın geçtiği kimselere orucu hatırlatmamız. Eyvallah. Efendim biz hocalar olarak cemaatimize farz olan orucu hatırlatmamız üzerimize farz oluyor. Efendim teravih namazını kılmak. Sünnet-i müekkede, kuvvetli bir sünnet. Bunu hatırlatmamız üzerimize sünnet oluyor. Dolayısıyla efendim sahurda bir tatlı ile efendim iftarımızı, özür diliyorum, sahurda da gerçi bu sünnet var. İftarda da hakeza iftarımızı mesela tatlı bir şeyle açmak, acele etmek iftarda, acziyetimizi ifade etmek üzere bunların sünnet müstehaplar olduğunu görüyoruz. Bunları da işte insanımızı hatırlatmak, marufu hatırlatmak hükmü bu şekilde farklılık arz edebiliyor. Tabi burada bu hatırlatmalarda bulunmak kifaye babında. Yani ne demek? Öyle ki toplumda birileri bunu hatırlattığı zaman, bu güzel marufu hatırlattığı zaman bir ailede, bir sülalede, efendim bir millet içerisinde diğerleri üzerinden bu vücubiyet, farziyet,
efendim sünnet görevi kalkıyor. Böyle bir kifaye yönü de var. O yüzden biraz önce de ifade ettik ya, ehil olan insanların bu işi yapması gerekir. Yoksa Allah muhafaza daha ters tepkiyle din-i mübin İslam'ın Allah muhafaza yanlış anlaşılmasına sebep olabilir. Nehy anil münker, yani kötülükten sakındırma, münkerden sakındırma. Burada biraz daha ayrıntıya girilmiş Sayın Hocam. Deniliyor ki burada münker olan, yanlış olan şey yapılmadan uyarının yapılması gerekir. Vacip olan, özellikle vacip, yani Cumhur Ulema'nın ifadesiyle farz olan münkeri nehyetme konusunda henüz daha o münker iş, yanlış iş yapılmadan müdahale edilmesi gerekir. Evet. Yapıldıktan sonra sadece onun yanlış olduğu ancak söylenebilir. Evet. Bir diğer husus, bir kimseye münkeri nehyetmenin vacip veya bir diğer ifadeyle farz olabilmesi için, yani kişi bu münkerin, yanlış olan işin yapılacağına kesin kanaat getirmesi lazım. Böyle zayıf bir zanla, zayıf bir kanaatle kişiyi töhmet altında bırakacak şekilde uyarıda bulunmaması lazım. Belki öyle bir şey, öyle bir hata, öyle bir münker düşünülmüyor. Öyle bir şey, yanlış bir şey yapılmayacak belki. Yani niyet okuyarak yapılmayacak. Kesin o münker olan şeyin yapılması hususunda kesin kanaatimiz hasıl olduktan sonra yapılması gerekiyor. Bir diğer husus, yapmış olduğumuz bu efendim yasaklardan sakındırma hususunda tesirimizin olacağına kanaat getirmek. Eğer orada bizim bir etkimiz olmayacaksa, bunu hatırlattığımızda faydamız olmayacaksa, o yasaktan eğer efendim karşımızdaki kardeşimizi el çektiremeyeceksek veya ters yanlış bir tepki ortaya çıkacaksa vacip olmaz diyor. Ve bir diğer şart da kişi böyle bir münkeri, yanlış bir işi sakındırma teşebbüsünde bulunduğunda kendisine zarar gelmeyeceği kanaatinin de olması gerekir. Evet. Eğer kendisine bir zarar gelecekse, kendisi bir zarar görecekse, bu münkeri nehyetme hususunda üzerinde bir vücubiyetlik söz konusu olmaz. Ama hocam öyle ki, yani kardeşimiz zarar görecek, karşı taraftan belki kızılacak, efendim tepki gösterilecek ama orada uyarması da çok iyi olacak. Ülemamız diyor ki tamam, uyarabilir, vacip değildir. Çünkü zarar görecek, onu biliyor. Evet. Karşı taraftan zarar görecek. Müstehap olur. Karşı taraftan zarar gördüğünde de ama sonradan acınmayacak diyor. Evet. Cenab-ı Hak'tan sevabını bekleyecek. Aynen. Çünkü Asr suresinde Rabbimiz hala beyan ediyor ya, ve tevasav bil hakkı, hakkı tavsiye edenler, ve tevasav bil hakkı ve tevasav bil sabr. Hakkı tavsiye ettikten sonra tepki görülebilir. Evet. Orada da işte Rabbimiz Teala sabrı tavsiye ediyor. Kesinlikle. Dolayısıyla eğer sabredemeyeceksen diyor, yakınacaksan, acınacaksan, yani böyle isyana gidecek şekilde bir tavrın olacaksa da o zaman onu yapmamalısın diyor. Buna da hazırlıklı olman icap eder diyor Sayın Allah Hocam. Allah razı olsun Sayın Hocam. Evet. Bu konuda ayet ve hadisler bize neler öğütlüyor Sayın Hocam? Evet, biraz önce de ifade etmiştik hocam. Kur'an-ı Kerim'de 9 yerde Rabbimiz Teala emri bil marufun, nehi anil münkerin yapılmasını bizlere beyan ediyor. Müminlerin vasıflarından bahsederken vel müminun vel müminatu ba'duhum evliya'u ba'd ye'muruna bil maruf ve yenhevna anil münker. O mümin erkekler ve kadınlar birbirlerinin velileridir, dostlarıdır. Onlar ne yaparlar? İyiliği emrederler, kötülükten nehyederler. Bir de geçmiş ümmetlerde özellikle İsrail oğullarından kavim içerisinde, bulundukları kavim içerisinde faiz yiyenler, rüşvet yiyenler, Allah muhafaza Tevrat'ın hükümlerini değiştirenler olduğu halde Yahudi hahamlar bunları uyarmadıkları için Rabbimiz Teala Maide suresinde لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْاَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتِ diye bunları uyarıyor. O Rabbani, biz Allah için olan kimseleriz, Allah için ihlas üzere hareket ederiz diyenler ve o alimler, Yahudiler içerisindeki alimler, ehli kitap içerisindeki alimler, o kavimler içerisinde yalan söyleyenlerden dolayı, harama girenlerden dolayı onları uyarmaları gerekmez miydi? Cenab-ı Hak bu şekilde özellikle ehli kitap içerisindeki alimlerin kendi milleti içerisinde yanlış yapanları gördükleri halde niçin uyarmadığı hususunda Cenab-ı Hak Azze ve Celle bunları bu şekilde
efendim uyarıyor. Bir diğer husus, Rabbimiz Teala biz ümmeti Muhammed'i adeta burada methediyor bu vasfımızla. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnasi te'muruna bil ma'ruf ve tenhevna anil münker. Sizler milletler içerisinden, yani geçmiş ümmetler içerisinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Niçin? Te'muruna bil ma'ruf, iyiliği emredersiniz. Eyvallah. Kötülükten nehyedersiniz ve sizler Allah'a iman edersiniz. Eyvallah. Şimdi ümmeti Muhammed'in en önemli vasıflarından birisi bizlerin, Rabbimiz Teala'nın en değer verdiği vasıflarımızdan birisi, Peygamber Efendimiz'in bize öğrettiği ve bunu kıyamete kadar da devam ettirmemiz gerektiği hususlardan birisi, iyiliği emredip kötülükten nehyetmek. Yani hakikaten dedik ya biraz önce, beşeri çerçevede bile baktığımızda insanlar buna ihtiyaç sahibi, ihtiyaçlı yani. Yani tamamen Rabbimizin efendim hükümleri dışında insanlar bir nizam, intizam kuracak olsalar bile devamlı bir hatırlatma. Bakıyorsunuz işte efendim bir takım afişler var, uyarı levhaları var değil mi? Evet. Yani evet. Dolayısıyla bu sadece dünyada bir kısım yerde bir nizamı sağlamak için. Ama Rabbimiz Teala dünyada, tüm kainatta, dünyada ve ahirette bir nizam, intizam bizlerden istiyor. Dolayısıyla bu çok önemli. Hatta şöyle bir şey anlatılır. Taberi'nin Camiul Beyan isimli eserinde Musa Aleyhisselam eline Tevrat levhalarını alır. Ya Rabbi der, bu Tevrat levhalarında öyle bir ümmetten bahsediliyor ki bunlar iyiliği emrederler, kötülükten nehyederler, sana hakkıyla iman ederler. Bu ümmeti benim ümmetim yapsan, diyor Musa Aleyhisselam. Cenab-ı Hak Azze ve Celle buyuruyor ki, o Ahmet'imin ümmetidir. Eyvallah. Peygamber Efendimiz'in 4 tane meşhur ismi var. Ahmet, Mahmut, Muhammed, Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Yani burada çok önemli. İlk etapta mesela Tevrat levhalarından bu dikkatini çekiyor. Sonra devamı da var. Ya Rabbi diyor, öyle bir ümmetin vasıflarından bahsediliyor ki, dünyaya son gelmiş ama cennete ilk girecek bunlar. Bu ümmeti benim ümmetim yapsan, ey Musa, o da Ahmet'imin ümmetidir. Eyvallah. Ya Rabbi, yine levhada bir takım ümmetin vasıflarından bahsediliyor ki, onlar bir iyilik yapmayı düşünseler ama yapma imkanları olmasa bir sevap arıyorlar. O iyiliği yapsalar 10 katından 700 katına kadar ecir mükafat alıyorlar. Bu ümmeti benim ümmetim yapsan, ya Musa, o da Ahmet'imin ümmetidir. İşte dolayısıyla burada en son, hatta Musa Aleyhisselam'ın levhaları bir kenara koyup, ya Rabbi beni de Ahmet'in ümmeti yapsan dediği de rivayet edilir. Dolayısıyla hatta biz şunu biliyoruz, Cenab-ı Hak tüm peygamberlerden ahir zaman peygamberi sizin zamanınızda gelse ona iman eder misiniz, iman ederiz diye söz aldıkları da beyan ediliyor. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz, ahir zaman peygamberi, böyle bir kutlu peygamberin, mübarek peygamberin ümmetiyiz. Dolayısıyla burada ilk Musa Aleyhisselam'ın Tevrat nüshalarında bizim ümmetten bahsederken dikkatini çeken şey de neydi? İyiliği emredip kötülükten nehyetmek. Evet. Allah muhafaza. Dolayısıyla bu bırakıldığı zaman, belki birazdan bahsedeceğiz, Kur'an-ı Kerim'de beyan edildiği üzere nice efendim helaka düçar olmuş milletlerin, kavimlerin olduğunu görüyoruz. Mesela Salih Aleyhisselam'ın kavmi bakıyoruz. Yani o kadar Salih Aleyhisselam kendilerini uyardığı halde bunlar işte dağdan, taştan evler yapıyorlar. Dağlar oyarak, taşlar oyarak o evlerine güveniyorlar. At kavmi de, Hud Aleyhisselam'ın kavmi de helak olmuş onlardan önce. İşte onlar böyle çöle ev yaptıkları için helak oldular. Bizler dağlar oyarak, taşlar oyarak efendim ev yapıyoruz kendimize, sağlamdayız diyerek Allah muhafaza isyanda devam ettiler. Salih Aleyhisselam'ın tavsiyelerine, emirlerine riayet etmeyince helak oldular. Bunun daha nice örnekleri var. Dolayısıyla bununla ilgili tabii örnekler verebiliriz. Hadislerimiz var. Bununla ilgili onu da arz edelim isterseniz. Mesela Resulullah Efendimiz öyle buyuruyor. Men ra'a minkum münkeran, sizden her kim bir kötülük görürse, فَلْيُغَيِّرْ بِيَدِهِ, onu eliyle düzelsin. فَاِلَّمْ يَسْتَدِعْ فَبِلِسَانِهِ, buna da gücü yetmezse diliyle düzelsin. فَاِلَّمْ يَسْتَدِعْ فَبِقَلْبِهِ, buna da gücü yetmezse kalbiyle buğz etsin. Ama bu da imanın en zayıf noktasıdır. Burada şunu hatırlatmakta fayda var. Bu hadisin şerhinde de geçiyor.
Yani burada özellikle Peygamber Efendimiz bir kötülük görülürse elle düzeltilmesini ilk etapta söylüyor. Halbuki elle müdahale etmek ilk etapta uygulamada baktığımızda yoktur. Burada hadis şarihleri diyorlar ki, yani en güçlü bir men etme yöntemi olduğu için bu burada ifade edildi. Ama amel de sözlü olarak ilk etapta efendim yumuşak bir şekilde iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek yöntemi seçilmelidir. Ki Efendimizin usulü budur. Zaten usulü de buydu değil mi? Kesinlikle. Evet. Evet. Hani Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescitteyken sahabe herkes var, namaz sonrası veya öncesi bir bedevi işte çölde yaşıyor. Hep hocalarımız da anlatırlar. Geliyor mescide daralmış. Bir yere ihtiyacını gideriyor. Hemen sahabe ayağa kalkıyorlar. Tutup atacaklar adamı evet. O halde daha ihtiyacını gideriyor. Resulullah Efendimiz diyor ki ne yapıyorsunuz siz? Yani bu olur mu? Siz şimdi o adamı alalım çıkartalım derken her yere batıracaksınız. Kardeşinize zarar vereceksiniz. Getirin bir kova suyu dökün oraya diyor. Hatırlatalım. Bundan sonra diyor bunu yapmaz. Evet, evet, yani dolayısıyla burada hadis-i şerifte beyan edilen her ne kadar elle ıslah ilk etapta söylense de asıl olan nedir? Dille efendim iyiliğin emredilmesi, kötülükten nehyedilmesi ilk yapılacak iştir. Evet. Son 4 dakikamız var Sayın Hocam. Araya gireceğiz ama mesela Cenab-ı Allah Yahudilere dedi öldürmeyin. Hristiyanlara dedi birbirinizi sevin. Yapmadılar. Bize de ilk emir okudur. Malum Kur'an ayındayız. Emri bil ma'ruf nehyanil münkeri hakkıyla verebilmek için de Kur'an-ı Kerim'i doğru okumak, mesajları doğru anlamak, hele hele bu mübarek Ramazan ayında olması gereken budur. Değil mi kıymetli evet, hocam? Evet, hakikaten öyle. Şimdi mukabelelerimiz var bir taraftan. Peygamber Efendimiz de Cebrail Aleyhisselam'ın sünnetidir. Eyvallah. Yani özellikle Kur'an ayıdır, Ramazan ayı. Rabbimiz Teala'nın da Hira Nur Dağı'nda, Hira Mağarası'nda ilk emri neydi? İkra, oku. Evet. Yaradan Rabbinin adıyla oku. Dolayısıyla Kur'an'ımızı tabii ki okuyoruz. Özellikle Ramazan ayında daha da mukabelelerimiz, Kur'an'la haşır neşir olmamız hakikaten çok önemli. Yani bir baktığımızda Rabbimiz Teala öyle buyuruyor. Üd'u ila sebil rabbike bil hikmeti vel mev'izatil haseneti. Rabbinin diyor güzel yoluna en güzel mevza vaazlarla, sohbetlerle ve en güzel şekilde hikmet üzere çağır. Hakikaten Kur'an'da biz bunu görüyoruz. Mesela Lokman Aleyhisselam evladına ya büneyye, oğulcum, evladım, canım benim değil mi? Bak, bu şekilde evet, bir hitapla. Evet. Nuh Aleyhisselam evet mesela gemiye binmeyen Kenan'ı çağırırken kendisine evladım gel diyor. Gel bu gemiye sığın. Başka bir kurtuluş yoktur. O da diyor ki işte daha sığınırım. Yani dolayısıyla hakikaten Kur'an'ın bu mesajını güzel anlamak lazım, güzel görmek lazım. Hikmet üzere tabii ki bu emri bil marufu yapmak lazım. Cenab-ı Hak inşallah onlardan eylesin bizleri Sayın Hocam. Amin. Allah razı olsun. Sayın Hocam kısa bir reklam arası vereceğiz inşallah. Reklamlardan sonra yine kaldığımız yerden i̇nşallah. Devam edeceğiz. İnşallah. Evet sevgili izleyenlerimiz kısa bir reklam arası vereceğiz. Efendim reklamlardan sonra biz yine buradayız. Bizi izlemeye devam edin. Thank you.
Zikre dalmış bütün alem daim söyler Subhanallah. Zikre dalmış bütün alem daim söyler Subhanallah. Arş-ı kürsi levh-ü kalem daim söyler Subhanallah. Arş-ı kürsi levh-ü kalem daim söyler Subhanallah. Gökyüzünde uçan kuşlar, bulutlardan akan yaşlar. Gökyüzünde uçan kuşlar, bulutlardan akan yaşlar. Sıra sıra dallar taşlar daim söyler Subhanallah. Sıra sıra dallar taşlar daim söyler Subhanallah. Seher vakti esen yeller hak yolunda dönen diller. Seher vakti esen yeller hak yolunda dönen diller. Güneşten kavrulan köller daim söyler Subhanallah. Güneşten kavrulan çöller daim söyler Subhanallah. Efendim yeniden merhabalar. Afyonkarahisar İl Müftülüğü ve Kanal 3 ailesiyle ortaklaşa hazırladığımız İftar Saati isimli programımızın ikinci bölümüne başladık. Efendim Sinanpaşa İlçe Müftümüz Sayın Murat Kaya hocamızla beraber güzel bir söyleşi yaptık birinci bölümde. İyiliğe teşvik ve kötülükten sakındırmak mevzunu işliyorduk. Bu arada Türkiye Diyanet Vakfı'nın kitap kahvesindeyiz ve programlarımız burada çekiliyor. Bunu da hatırlatmış olalım sevgili izleyenlerimize. Kıymetli hocam, bir toplumda nasihat eden, isyan eden ve neme lazım diyenlerin gemide yolculuk yapanlara benzetilme meselesi vardır ya. Evet. Bu mesele nedir? Bu Sayın Hocam Peygamber Efendimiz'in bizzat bir teşbihidir, benzetmesidir. Yani toplum içerisinde yanlış bir şey yapıldığı zaman, bu uyarılmadığı zaman toplumun geneline nasıl zararının dokunacağını Resulullah Efendimiz güzel bir örnekle bizlere anlatıyorlar. Efendimiz buyuruyorlar ki bir toplum içerisinde günah işleyenler, bu günahı işleyenleri uyaranlar, neme lazım aman kim ne yaparsa yapsın diyenler bir gemi içerisinde üç farklı mevkide yolculuk yapan şu üç kişiye benzer buyuruyorlar. Evet. Bunlardan birisi alt kattadır. Eline çekici almıştır, keseri almıştır. Sonra bunu gören bir diğeri der ki sen ne yapacaksın bununla? Ben işte bu zemin kattayım. Bu zemin kat bana düşen kattır. Benim hakkımdır burası, burada kalmak. Dolayısıyla şu geminin tahtalarından bir tanesini sökeceğim. Bir suya ihtiyacım oldu. Efendim su alacağım alttan. Bu diğeri der ki yahu olur mu? Sen geminin tahtasını alttan sökersen su girer. Dolayısıyla batarız hepimiz. Bir kişi daha vardır ki o da yanlarında, diğer mevkidendir, üst kattan. O da der ki aman ya bırak, ne yaparsa yapsın. Kendi hakkı olan yerden söksün tahtayı, alsın suyunu. Resulullah Efendimiz diyor ki şimdi diyor bu kimse kendi haline bırakılırsa, o üst mevkidekinin dediği gibi ne yaparsa yapsın bırakalım denilirse bu gemi batmaz mı diyor. Dolayısıyla toplum içerisinde diyor yanlışlar, hatalar çoğalıp da eğer insanlar diyor uyarmazsa, evet, birbirlerini hayra, güzele teşvik etmezlerse zamanla öyle olur ki diyor kendileri de artık o günahlardan, hatalardan dolayı zarar görmeye başlarlar. Yani bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın diye bir söz vardır. Evet. Bizim toplumumuzda büyüklerimiz hakikaten bu sözlerine baktığımızda büyüklerimizin, atalarımızın, ecdadımızın yani bir hadis-i şerife efendim dinimizde bir kaynağa dayandığını görürüz.
Hakikaten de öyle de nitekim. Peygamber Efendimiz bu şekilde bir teşbihte bulunuyor. Hatta zamanın Şeyhülislam'ına, zamanın padişahı efendim bir yazı gönderir. Der ki sayın hocam, işte benim devletim veya bir devlet ne zaman batar, yıkılır gider. O Şeyhülislam da padişahın gönderdiği evrağı çevirir arkasına, neme lazım hünkârım yazar gönderir. Ondan sonra padişaha tabi tekrar mektup gelir, bir bakar, Allah Allah cevap yok. Arkasını çevirir, neme lazım hünkârım. Allah Allah der ya, hocamıza biz bir soru sorduk, verdiği cevaba bak, çağırın Şeyhülislam. Sonra çağırırlar, hoca efendi biz sana işte soru sorduk, bir devlet ne zaman batar, ne zaman yıkılır? Sen de arkasına neme lazım hünkârım yazmışsın. Hünkârım, sayın padişahım, ben cevabını verdim bunu. Nasıl cevabını verdin? Eğer diyor bir toplumda insanlar neme lazım yaman, kim ne yaparsa yapsın, kamu malı zarar görürse görsün, devlet malı, millet malı, amme malı zarar görürse görsün der, milletin ortak malı, ortak değerleri sahipsiz kalırsa, ki zaten sayın hocam, herkes kendi malını, mülkünü koruma hissiyatı herkesin içerisinde vardır. Asıl olan bu, kamunun malı, kamunun değerleri, ortak değerlerimiz. Buraları korumak lazım. Buralar korunduğunda asıl efendim devlet idame olur, ayakta kalır, ortak değerlerimiz daimi olur. Dolayısıyla hünkârım ben size cevabını verdim diyor. Yani bir toplumda neme lazımcılık alır başını giderse o zaman diyor o devlet yıkılmaya mahkumdur. Dolayısıyla din-i mübin İslam'ın bu açıdan bakıldığında devletimizin de, milli manevi değerlerimizin de kıyamete kadar baki kalması, aslında birbirimize iyiliği hatırlatmamız, efendim varsa hatalarımız, kusurlarımız bu usta birbirimizi uyarmamıza bağlıdır. Evet. Yoksa yani herkes neme lazım dediği zaman sayın hocam, bir askerimiz gidip cephede hangi uğurda mücadele edecek? Evet. Yani onu bu işe motive eden ne olacak? Ama diğer taraftan bakıldığında bu hadisler içerisinde okuyacaktık belki, onu geçtik ama iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek o kadar önemli ki diyor, salih amellerin tamamı toplansa, Allah yolunda gidip cephede cihat etmek karşısında bir damla kadar kalır denizin içerisindeki. Bir damla gibidir. Yani cephede düşmanla mücadele etmek en büyük sevaplardan birisi. Cephede düşmanla mücadele etmek ve salih amellerin tamamı toplansa, emri bil maruf karşısında diyor, bir damla kadar olur. O bir okyanustur, bunun karşısında bir damla olur. O yüzden Osmanlı döneminde, ecdat döneminde ilmiye sınıfını askere almazlarmış. Niye? O daha büyük bir iş yapıyor diye. Eyvallah. Dolayısıyla çünkü o askeri motive eden kim? Evet. Değil mi? O şehadet aşkını ona veren kim? Bununla ilgili şöyle bir rivayetten de bahsedilir. Cennetin kapısının önüne ahirette cenneti hak etmiş hacı, şehit, alim, bir de Allah yolunda malını infak etmiş, cenneti hak etmiş cömert gelirler cennetin kapısına. Derler ki işte ilk önce bizim cennete girmemiz lazım. Rivayete göre Cenab-ı Hak da Cebrail Aleyhisselam'ı, vahiy meleğini hakem olarak gönderir. Cömert'e sorar, sen ne istiyorsun? İlk önce benim cennete girmem lazım. Niçin? Çünkü ben Allah yolunda malımı infak ettim. Dolayısıyla bunu hak ettim. Peki sen Allah yolunda malını infak etmenin büyük ecir mükafata seni nail kılacağını kimden öğrendin? Der ki alimden öğrendim. Alim de oradadır. Evet. Sonra gelir şehide. Sen bu şehadetin büyük bir şey olduğunu, faziletin olduğunu, seni cennette kılacağını kimden öğrendin? Alimden öğrendim. Hacıya gelir. Sen ne istiyorsun? İlk önce benim girmem lazım. Niçin? Benim bedenen hem de malımla efendim Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazandım. Hac ibadetini yaptım. Arafat'ta vakfı yaptım. Dolayısıyla bu işin meşakkatini yaşadım. Benim ilk önce cennete girmem lazım. Peki bu hac ibadetinin sana büyük sevaplar getireceğini, Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanacağını kim öğretti? Alim öğretti. O zaman alim ilk önce cennete girecek diye de böyle bir şey anlatılır, evet, kıymetli hocam. Dolayısıyla hakikaten bu mesele büyük önem arz eden bir meseledir. Allah razı olsun. Sayın hocam,
İyiliğe teşvik, kötülükten sakındırma işinde dikkat edilmesi gereken hususlar evet. nelerdir Sayın Hocam? Hakikaten bu çok önemli. Çünkü Peygamber Efendimiz öyle buyurur. Beşşirû ve lâ tünefirû. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Ülemanın şöyle bir beyanı var. Kaba softa. Yani dervişhane yaşamaya çalışıyor ama ilmi yok. Kaba softa buna diyoruz. Evet. Böyle bir kimsenin ve dünyaya meyletmiş bir alimin, alim ama dünyaya meyletmiş. Dünya hırsı gözünü bürümüş. Bu iki kişinin İslam'a verdiği zararı hiçbir kimse vermemiştir. Dolayısıyla burada yani İslam'ı anlatırken, İslam'ın prensiplerini, hikmetlerini, güzelliklerini anlatırken dikkat etmek lazım. Bu hususta ülemamız Kur'an'daki ayetlerden, hadislerden, Peygamber Efendimiz'in uygulamalarından hareketle bir takım prensipler ortaya çıkarmışlar. İyiliği emredecek, kötülükten nehyedecek kişinin konu ile ilgili bilgisinin olması lazım. Evet. İlim ehli olması lazım o hususta. Neyi hatırlatıyor ise eğer ilminin olması lazım. Ve bu işi yaparken Allah rızası için yapması lazım. Yani bu çok önemli. Niyet tabii ki. Niyetini, aynen. niyeti çok önemli. Çünkü Nuh Aleyhisselam öyle buyuruyor. İnni leküm rasulün emin. Ben sizin için güvenilir bir elçiyim, peygamberim. Hud Aleyhisselam da ve ma es'elüküm aleyhi min ecr. Ben sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Ben sizi Rabbinize çağırıyorum. Rabbinizin yoluna davet ediyorum. Herhangi bir dünyalık menfaat yok. Ve bununla birlikte ilim ehli olmak bu hususta. Bu çok önemli. Şöyle bir şeyden bahsedilir menakıb kitaplarımızda. Abid birisi varmış ama alim değil. Abid, evet. ibadet ehli ama ilmi yokmuş. Geliyor bir kafile bu kişiye. Diyorlar ki ya falanca bizim mevki var ya, yakın işte köyümüze yakın olan yerde. Orada bir ağaç var. Evet biliyorum. O ağaca insanlar şimdi tapınmaya başlamışlar. Yok ya diyor. Ben yarın gideceğim diyor o zaman. O insanların taptığı ağacı kesecek. Neyse ertesi gün eline baltasını alıyor, yola çıkıyor. Yolda önüne birisi geliyor. Denk geliyor ondan sonra. Diyor ki nereye gidiyorsun sen? İşte falanca bizim mevkide bir ağaç vardı. İnsanlar ona tapınmaya başlamış. Şirke düşmüşler insanlar. İslam'ın başta, ilk başta nehyettiği şeydir bu. İnsanın itikadı olmazsa, imanı olmazsa yapmış olduğu iyiliklerin bir faydası olur mu? Olmaz. Evet. İlk önce iman olacak. Dolayısıyla insanları imandan eden bu şeyi ortadan kaldıracağım. O da diyor ki sen ne yapacaksın diyor. Sen ibadet ehli birisin. Git evinde namazını kıl, abdestini al, ibadetini yap. Ne yapacaksın diyor elin şeyle. Hayır diyor, bu çok önemli. Bu imanı ortadan kaldıran bir durum. Bunu kaldırmazsam büyük sorumluluktur benim için. Ondan sonra neyse orada bir kavgaya tutuşuyorlar. Önünden çekilmiyor. Kavgaya tutuşuyorlar. Alıyor abid kişi. O şahsı yere çalıyor. Ondan sonra diyor ki beni bırakırsan diyor sana diyor bir teklifte bulunacağım. Yok diyor bırakmam diyor. Az daha böyle üstüne basıyor. Yolumdan çekileceksin. Diyor ki ben şeytanım diyor. İnsan kılığında geldim. Beni öldüremezsin. Cenab-ı Hak diyor kıyamete kadar bana müsaade etti. Beni öldüremezsin. Ama diyor sana bir teklifte bulunayım. Sen diyor şimdi fakir birisin. İnsanlara faydalı olmak istiyorsun. Sadaka vermek istiyorsun. İnsanların böyle efendim duasını almak istiyorsun. Ben her gün senin yastığının altına iki altın koyayım. Sen onlardan birisini çoluğuna çocuğuna harcarsın. Diğerini de diyor fakir fukaraya verirsin. Böyle deyince kafasına yatıyor bu sefer. Hakikaten diyor ya insanlara diyor faydalı olurum. Hem de çoluk çocuğun bir şekilde efendim rızkını temin ederiz. Tamam öyleyse diyor ağacı kesmekten vazgeçiyor. Şimdi burada dedik ya abid ama ilim evet. yok. Halbuki orada def-i mefsedet celbi menafiden evladır diye mecellede bir kayda vardır. Evet. Bir yerde zarar var ise eğer bir tarafta da fayda var. İkisinden birisini yapman gerekiyor. İlk önce zarar kaldırılır diyor. Şöyle düşünelim. Bir anne evinde çocuğunu emziriyor. Bir tarafta da yangın çıkmış evde. Bu annenin ne yapması lazım? Bu evet. evden hemen çocuğuyla birlikte çıkması lazım. Zarardan kendisini kurtarması lazım. Ya çocuğum aç kaldı. Ben emzirmeye halen devam etmem lazım dese olur mu? Bu anne en büyük yanlışı yapmış olur. Dolayısıyla bu abid kimse de aslında gidip o ağacı kesmesi lazımdı. Öncelik oydu, imkanı vardı evet. çünkü. Ama orada adeta işte çocuğunu emzirmeye devam eden evin içerisinde yangın olduğu halde bir anne gibi nafile olan bir şeyi belki tercih etti. Dolayısıyla farz olan asıl nehy-i münkeri yapmadı orada.
Geri dönüyor evine. Birinci gün hakikaten yastığının altında altın. İkinci gün, üçüncü gün bir bakıyor. Altın yok. Hemen eline baltayı alıyor, yola çıkıyor. Ondan sonra aynı yerde önüne yine şeytan insan suretinde geliyor. Nereye gidiyorsun sen? O ağacı kesmeye gidiyorum. Sen bana söz verdin, sözünü yerine getirmedin. Üçüncü gün altın bulamadım diyor. Yastığının altında. Hayır diyor, seni salmam buradan. Bir tutuşuyorlar orada kavgaya. Şeytan alıyor bunu, yere çalıyor. Bir daha kalkıyorlar, bir daha. İkinci de, üçüncü de bir daha. Tamam diyor. Eğer diyor bak oraya gidersen seni öldürürüm bak burada diyor. Sana diyor çok zarar veririm, sakatlarım seni en azından. Tamam diyor, beni bırak. O ağacı kesmeyeceğim. Fakat diyor nasıl oldu ya? Daha önceki diyor kavgamızda ben seni aldım yere vurdum. Ama şimdi diyor ben yenildim. Daha önceki diyor karşılaşmamızda sen sırf Allah rızası için herhangi bir karşılık beklemeden nehi münker yapmak için, kötülüğü kaldırmak için teşebbüs etmiştin. Cenab-ı Hak sana yardımcıydı. Ama sen şimdi iki altın için benim karşıma çıkmış oldun. Dünyalık bir şey için bu mücadeleyi yapmış oldun. Cenab-ı Hakk'ın yardımı senden kesildi diyor. Dolayısıyla burada Allah rızası için emri bil maruf, nehy anil münker yapmak çok önemli. Bir de İmam-ı Şafii Hazretleri bu usta şöyle bir şiir var. Hem fakih hem sofi ol. Sakın birisiyle yetinme. Bu sana hak için bir nasihattir dostum. İncinme. Sade fakihin kalbi katı olur. Tadamaz takvayı. Öbürü de cahil kalır. Nasıl yapar ıslahı diyor. Eyvallah. İmam-ı Şafii Hazretleri'nin böyle de bir şiiri var bununla alakalı. Dolayısıyla hem ihlas üzere hem de efendim ilim üzere bu işin yapılması büyük önem arz ediyor. Tabi bununla ilgili dedik ki ulemamız sıralamışlar. Tepeden bakmamalıdır. Biraz önce ifade ettik yani. Evet. Şeyde tevazu ehli olmak gerekiyor bir taraftan da. Yani ilim olacak ama bir taraftan da tevazu ehli olacak bu işi yapan. Efendim ayıp araştırırcasına emri bil maruf yapılmaz. Yani bir kötülük kaldırılacak ama ayıp araştırır gibi, insanların gizli şeyleri araştırır gibi hareket etmek bu da yanlış. Hazreti Ömer Efendimiz'in bununla ilgili başından geçen bir hadise var. Hilafet döneminde böyle Medine sokaklarında gezerken bir taraftan böyle bir çalgı sesi geliyor. Şarkıcı sesi geliyor. Ana bir bakıyor bir evin içerisinde şey var, alem var. Ondan sonra mübarek hemen duvardan atlıyor, bahçe duvarından atlıyor, içeriye giriyor. Evin içerisinde işte bir kadın şarkı söylüyor. Orada ev sahibi de içki içiyor. Ondan sonra bir bakıyor Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki seni yakaladım. İçki içmenin cezası nedir? Şimdi ben sana göstereceğim diyor. Sen nasıl diyor böyle bir günahı yaparsın, işlersin. Tabi bu arada içki Cenab-ı Hakk'ın haram kıldığı fiillerden birisi. Evet. Cenab-ı Hak inşallah şu Ramazan ayı hürmetine müptelası olan kardeşlerimiz var ise de inşallah kurtarsın. Amin, inşallah. Hazreti Ali Efendimiz öyle buyuruyor. O kadar önemli ki yani hakikaten kötülüklerin anasıdır diyor hadis-i şerifte. Bir kuyuya diyor su kuyusuna içki damlasa, o kuyu kurusa, minare yapılsa oraya, orada diyor ezan okumam. Normalde fıkhi açıdan okunmaz mı? Okunur. Evet. O kadar önemli. Bir göle diyor içki damlasa, kurusa göl, orada otlar bitse hayvanımı orada otarmam, otlatmam. Yani bu kadar zararlı olduğunu ifade etmek için Hazreti Ali Efendimiz bunu ifade ediyorlar. Hazreti Ömer Efendimiz de bu telaşı ile işte engelleyeyim aman kendisi de zarar görmesin, insanlar da zarar görmesin iyi niyetiyle bahçeye girmiş. Sonra burada tabi o zamanın insanları da alim bilmiş. Evet. Ey Ömer diyor, hani dedik ki ayıp araştırırcasına bu iş yapılmayacak. Ey Ömer ben bir hata ettim tamam içki içtim Allah-u Teala haram kıldığı bir şey bunu da biliyorum evet. Ama diyor sen bir fiille üç hata ettin. Cenab-ı Hak Azze ve Celle buyuruyor ki وَلَا تَجَسَّسُوا İnsanların ayıplarını araştırmayın. Ben evimin içerisindeydim. Hanemin içerisindeydim. Dışarıda ayan beyan bu işi yapmıyordum. Sen casusluk yaptın. Evime geldin. Benim kapımı dinledin. Bir diğer hususta Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَاَتُلْ بُيُوتَ مِنْ اَبَّابِهَا Evlere kapılardan girin. Sen duvara atladın. İçeriye girdin. Cenab-ı Hak başka bir ayet-i kerimede ikinci hatan da bu. Kapıdan girmedin, duvardan girdin, atladın girdin. Bir diğer usta, ya yüllezine amanu la telkulu büyüten gayra büyütüküm hatta testeknisu. Evlere girerken, başkasının evine girerken izin isteyin ve selam verin de girin. Eyvallah. Sen izin istemeden ve selam vermeden girdin.
Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki vallahi diyor Ömer hata etti. Ömer hata etti. Yani dolayısıyla kusurlar, hatalar efendim düzeltilecek durumlarda da ayıp araştırırcasına, insanların özelini araştırırcasına da hareket etmemek gerekiyor. Yine yumuşak huylu olmak gerekiyor. Bu da çok önemli. Biraz önce dedik ya, dille ve yumuşak bir üslupla. Yani mukabelelerimizi okuyoruz, Kur'an'ı okuyoruz. Kur'an'ımızın en büyük tavsiyesi bu işte. Hikmet üzere ve güzel, en güzel şekilde, yumuşak bir üslupla. Bununla alakalı da şöyle bir şey anlatılır. Abbasi halifelerinden Halife Memun, zaman zaman böyle vaizleri, hocaları çağırırmış saraya. Şöyle ayet oku, hadis oku da kalplerimiz yumuşasın. Vaiz de o gün neyse Halife Memun'un bir şeyine kızmış herhalde. Böyle çok sivri dille Halife Memun'u eleştiriyor. Sivri dille böyle ayetler okuduktan sonra büyük eleştirilerde bulunuyor böyle. O da zoruna gidiyor Halife Memun'un. Diyor ki ey vaiz efendi, Cenab-ı Hak Azze ve Celle benden daha kötüsüne, senden daha iyisini gönderdi. Dedi ki ona yumuşak söz söyle. Eyvallah. Nitekim Musa Aleyhisselam'ı Cenab-ı Hak ki vaizden daha iyi değil mi? Peygamber. Yani, evet. Firavun'a gönderdi ki Halife Memun'dan daha kötü birisi değil mi? Evet. Yani değil mi? İnkar üzere olduğu ayetle sabit. Gönderdi. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا Harun'la beraber gidin ey Musa Aleyhisselam. Harun kardeşinle beraber gidin. Ona yumuşak söz söyleyin. Yani tefsirlere baktığımızda ey Firavun seni Rabbimize ulaştıralım mı? Seni sevdiğine götürelim mi? Böyle ifadelerle yumuşak söz söyleyerek onu İslam'a, tevhide davet edin diye Cenab-ı Hak Azze ve Celle buyurduğu halde sen niçin böyle sert konuşursun? Sert bir şekilde bizi eleştirirsin diye vaiz orada Halife Memun efendim uyarıyor. Evet. Mesela bununla alakalı o da çok enteresandır. Uhud Savaşı'nda malumunuz Sayın Hocam 70 tane şehidimiz var. Yani ilk dönemde savaşın ilk merhalesinde büyük bir galibiyet söz konusu iken Peygamber Efendimiz yani defaatle uyardığı halde Ayneyn geçidindeki okçular tepesindeki 50 tane okçudan 40 tanesi yerini bırakıp aşağı iniyor malum galibiyet geldi diye. Sonrasında arkadan iki ateş arasında kalan Müslümanlar 70 şehit veriyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafından sahabe Resulullah Efendimiz de öldürüldü, şehit edildi diye bırakıp gidiyorlar. Resulullah Efendimiz Medine'ye vardığında onlara hiç demiyor ki niçin beni bırakıp gittiniz? Siz bana özür diliyorum hani sahabeye itham olmasın, ihanet ettiniz demedi Resulullah Efendimiz. Evet. Halbuki bırakıp gittiler. Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَبِكَ Ey Habibim sen onlara kaba ve sert davransaydın, katı olsaydın onlar etrafından dağılır giderlerdi. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın böyle bir önemli hadise mağlubiyet neticesinde bile ashabına kötü söz söylememiştir. Onları incitecek bir söz söylememiştir. Bu yumuşak üslup da çok önemli. Sonra derlenmiş, toparlanmışlar. Cenab-ı Hak Azze ve Celle Hendek Savaşı'ndan sonra Mekke'nin fethini nasip etmiştir. Evet. Dolayısıyla yani bu üslup da hakikaten önem arz ediyor. Ne kadar vaktimiz var bilmiyorum. Son 4 dakikamız Sayın Hocam. Birkaç tavsiye daha var inşallah, prensip daha var. Onları da arz edeyim, bitirelim. Bir de tavsiye ettiğimiz şeyle amel etmemiz. Bu da çok önemli. Yani tavsiye ettiğimiz şeyi eğer yapmaz isek veya nehyettiğimiz şeyi yapar isek tesiri olmayacaktır. Yani bir babanın sigara kullandığı halde evladına işte sigara içme evladım demesi ne kadar tesirli olabilir? Yani namaz kılmayan bir kardeşimiz çoluğuna çocuğuna namazı tavsiye etmesi olur mutlaka. Onu demesi de bir görev çünkü birazdan söyleyeceğiz. Bir kimsenin bildiği hakikati etrafındakilere söylemesi de bir görevdir. Evet. Onu da birazdan söyleyeceğiz vaktimiz olursa. Dolayısıyla tesirin olmasını istiyorsak dediklerimizle amel etmek çok önemli. Şakik-i Belhi Hazretleri var. Behli, Mevlana Hazretleri'nin memleketinden. Tam Mevlana Hazretleri daha sonra dünyaya gelmiş. Şakik-i Belhi Hazretleri Tebe-i Tabi'inden. Gençlik döneminde arkadaşlarının reisiymiş. Böyle bir ateşe tapılan mecusilerin bulunduğu bir tapınağın yanından geçerken arkadaşlarına diyor ki hadi gidelim de şuradaki mecusilere bu işin yanlış olduğunu hatırlatalım falan böyle işte biraz da şaka ile
Ondan sonra içeriye giriyorlar tapınağa. Orada böyle nur gibi yüzü olan, güzel yüzlü bir genç ateşe tapıyor. Şakir Kibeli Hazretleri yanına varıyor, diyor ki ey genç diyor, yüzünde ne kadar nurlu, bak ne güzelsin. Cenab-ı Hak seni ne güzel yaratmış. Niçin Allah'a iman etmezsin, Allah'a ibadet etmezsin de burada ateşe taparsın. Üflesek söner bak şu. Genç de alıyor, bir tokat atıyor o anda Şakir Kibeli Hazretleri'ne. Neye uğradığını şaşırıyor. Yüzünü tutuyor böyle, dışarıya çıkıyor. Arkadaşlar da bir şey diyemiyor. Ben diyor samimi ve ihlaslı olmadığım için, dediklerimle tam amel etmediğim için hiç tesirim olmadı. Kaldırdı bak diyor, bana bir tokat attı. Ondan sonra bir tövbe ediyor. Günahlardan, hatalardan tamamen ihlas üzere bir yaşantıyı efendim kendisine şiar ediniyor. Aradan yıllar geçiyor. Aradan yıllar geçiyor. Yine aynı o tapınağın yanından efendim müridanı ile talebeleriyle geçerken şuraya girelim de bir emri bil marufta bulunalım, bir tebliğde bulunalım diyorlar. İçeriye giriyorlar. Böyle yaşlı ama nur gibi böyle yüzü olan birisi yine o ateşe tapıyor. Varıyor. Orada konuşuyorlar. Diyor ki ya diyor, bak diyor bu yaşa gelmişsin. Çok da güzel yüzün var. Cenab-ı Hak sen ne güzel yaratmış. İman etsen ne olur Allah'a. Bırak şuna tapmayı diyor. O da o zaman diyor ki ne yapmam lazım? Kelime-i şehadet söylüyor, orada iman ediyor. Şakir Kibeli Hazretleri diyor ki ya yıllar önce ben buraya gelmiştim. Burada bir genç birisi vardı, nur yüzlü böyle. Onu ben uyarmıştım o zaman. Acaba o buralarda mı? O genç benim diyor. O ihtiyar. O genç benim diyor. Ya ben yıllar önce gelmiştim, seni uyarmıştım. Sen o zaman beni hiç dinlememiştin. Hatta bana bir tokat atmıştın. Vallahi diyor şu anda diyor senin sözün bana o kadar tesirli geldi ki. O gün diyor bana dediğinde hiç etkilenmedim. İşte dalga geçer gibi benimle ne konuşuyor bu dedim. Sana bir tokat attım. Ama şimdi öyle tesirli geldi ki senin sözün diyor. Yani amel hakikaten çok önemli. Şunu da arz edelim. Vaktimiz evet, herhalde sona geldi. Son artık. Evet. Son dakikamız. Mesela sahabe geliyor Peygamber Efendimiz'e diyor ki ya Resulallah biz söyleyeceğimiz, tavsiye edeceğimiz şeylerin tamamını yapamıyoruz. İnsanları kötülükten alıkoymak için uyaracağız ama zaman zaman onlar yaptığımız oluyor. O zaman biz yapmadığımız şeyleri söylemeyelim mi? Resulullah Efendimiz diyor ki söyleyin. Çünkü bu da ayrı bir görevdir. Duyduklarınızı, hakikatleri insanlara aktarmak da ayrı bir görevdir. Yapamayabilirsiniz ama en azından aktarma görevini yaptığınızdan sorumlu olmazsınız. Dolayısıyla onu aktarma görevimiz var. Hatırlayalım, Veda Haccı'nda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada benden işittiklerini duyanlar işitmeyenlere aktarsınlar. Belki onlar daha güzel amel ederler diye. Dolayısıyla böyle de bir görevimiz var her ne kadar yapamasak da. En güzeli tabii ki amel ederek bu işin tesirli olması için en güzeli budur ama bunu yapamasak da yine hatırlatma görevimiz var. Güzellikleri, hakikatleri. Teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak inşallah hayırlı iftarlar diliyorum tüm seyircilerimiz için. Kanal 3 ailesine ve il müftülüğümüze bu programdan dolayı da çok teşekkür ediyorum. Bir de özellikle bu kitap kahvemizde TDV'mizin efendim tefrişatını yaptığı hakikaten güzel bir program. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum. Allah razı olsun hocam. Ayaklarınıza sağlık. Biz teşekkür ediyoruz. Soluk almadan dinledik. Çok keyifli bir sohbet oldu ama bize ayrılan sürenin de burada sonuna geldik. İnşallah yine programımızda sizi tekrar görmek istiyoruz sayın hocam. Evet sevgili izleyenlerimiz, İftar Saat isimli programımız burada sona eriyor. Efendim herkese hayırlı iftarlar diliyoruz. Rabbimize emanet olun. Allah'a ısmarladık.